Aa, İlkay? Hayırdır sabah sabah? Günaydın Emine. Kusura bakma uyandırdım ama müsaitsin değil mi? Ay müsaitim tabii. Geç geç. Hayırdır o çanta ne öyle? Gidiyorum Emine. Gidiyor musun? Nereye? Ay korkutma beni şimdi ya. Korkma korkma. Biraz başımı dinlemem lazım o kadar. Son zamanlarda çok bunaldım. Yaşadıklarım çok ağır geldi. Artık ne yüreğim ne de aklım bunu kaldıramıyor. Biraz uzaklaşıp kendime gelmem lazım. İyi de nereye gideceksin? Bir müşterimizin Gölbaşı'nda bir oteli vardı. Oraya gideyim diyorum. Acil bir şey olursa beni ara tamam mı? Özgür'le ilgili filan. Acil bir durum olmazsa arama diyorsun yani. Tabii ki öyle demiyorum komşu kızı. Aşk olsun istediğin zaman arayabilirsin. Takılıyorum elime şekerim. Of Emine. Yalnız kalmaya öyle ihtiyacım var ki. Rauf'tan da Ali'den de uzak kalmak istiyorum artık. Son zamanlarda başıma gelenleri düşünsene. Yolsuzluğa göz yummakla suçlandım. Yuva yıkan kadın oldum. Ben bunları hak edecek ne yaptım Emine? Artık her şeyi bırakıp gitmek istiyorum. Belki de kendime yeni bir hayat kurmalıyım ha? Peki evdekilerin gideceğinden haberi var mı? Sahurda halama söyledim. 2 günlüğüne iş için bir yere gitmem gerekiyor dedim. Ofistekilere de evle ilgili bir durum var dedim. Emine, gözünü seveyim bir durum olursa sen idare et olur mu? Tamam canım benim ederim merak etme. Kendi derdime daldım seninkini unuttum. Sen nasılsın? Özgür seni fazla üzmüyor değil mi? yok üzmüyor. Bazen bir iki inatçılık yapıyor. O da bal kaymak gibi geliyor bana. Ay bir göreceksin İlkay. Böyle sabahları abla kardeş, akşamları da öğretmen öğrenci oluyoruz. Ödevler bitince de azıcık yapboz oynuyoruz. Sonra bir bakıyoruz uykumuz gelmiş. Abimle aranız nasıl? Boş ver elime şekerim ya. O mesele bitti. Şerif artık sadece Özgür'ün babası benim için. Özgür'ün babası, senin abin, komşunun oğlu. Yani başımı kaldırıp bakmayacağım ne kadar adam varsa o. Anlıyorum da Emoş'um, halamdan öğrendim. Meral Hanım'ın kafesinde çalışmaya başlamışsın. Abim de orada. Her gün onu görünce daha da kötü olmayacak mısın? Ya kafeye gitmem gerekmiyor. Evden yapıyorum yemekleri. Öyle olunca da Şerif'i görmüyorum. Daha doğrusu çok görmüyorum. Dün mesela malzemeleri getirdi. Kapıdan bırakıp gitti. Konuşmadık bile. 2 yabancı gibiydik. Aman neyse. Sen beni boş ver de git kafanı dinle azıcık. Hatta gitmişken benim yerime de dinle. Keşke elimden gelse ama ben daha kendi söküğümü bile dikemiyorum. Neyse artık ben kalkayım. Ha bana bak. Döndüğüne yepyeni bir İlkay istiyorum ona göre. Öyle oralarda hindi gibi düşünüp karalar bağlama sakın. Yani gittiğine değilsin. Tamam. Çalışırım. Canım benim. Hadi görüşürüz. Güle güle. Bu olmaz. Bu da olmaz. Nerede bu gömlek? Tüh ya. Ne oldu hayatım? Ne arıyorsun? Ya şu siyah takımın içindeki beyaz gömleğimi arıyorum ama şimdi hatırladım. Ben onu kirliye atmıştım. Bugün de önemli bir toplantı var. Ne yapacağım ben? Aman üzüldüğün şeye bak. Kirlideydi ama hamarat karın ne yaptı? Sabah erkenden uyandı. Gömleğini yıkadı ve ütüledi. Hadi ya. Ciddi misin? Evet. Bak hayatım. Dün bana söylemiştin ya toplantın olduğunu. Ben de bunu giyeceğini tahmin ettim. Şimdi sabah sıkılma sen diye gece kalktım güzelce yıkadım bunu. Ama ütü konusunda öyle mükemmel bir sonuç bekleme. Çünkü işte şurada çizik kaldı. Yani ütüledim geçmedi. Olsun sorun değil. Ya ne desem ki? Çok teşekkür ederim Nazlı. Ne teşekkürü hayatım. Kocam değil misin? Yapacağım tabii. Görevim bu benim. Hem babaannem hep şey derdi. Bir kadının ilk vazifesi eşini temiz pak giydirmek derdi. Kollarında da ütü izi bırakmak lazım der miydi? Aşk olsun ama ya. Şaka yapıyorum. Nazlı beni büyük bir dertten kurtardın. Sağ ol. Ya bu arada dün gece için özür dilerim. Hani sana sormadan Rauf'la İlkay'ı çağırdım ya.
Boş ver Nazlı. Geçti gitti. Ya zaten işler sarpa sardı. Hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. İlk ayda öyle çekip gidince çok pişman oldum. Ali sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çevrendeki herkesi kırdığının farkında değil misin? Başka biri gibi davranıyorsun. Öfkelisin, anlayışsızsın, sabit fikirlisin. Neyse Nazlı. Boş ver, unutalım bunları. Bence de. Zaten Rauf abim arkasından gitti ya, gönlünü almıştır. Rahatladım onun için. Aa bir dakika, bir dakika. Efendim? Aa bak bebeğimiz ne diyor? Babam işe gitmeden önce niye annemi öpmüyor diye soruyor. E tatlım, baban önce gömleğini düşünüyor. Bir ara annen aklına gelirse öper herhalde. Değil mi? Bir de şuradan. Canım sen hazırlan, ben de kahvaltını hazırlıyorum, tamam? İlkay'a çok mu sert davrandım acaba? Hadi Fındığım, sen de çantanı hazırla. Tamam. Aa, Meral Hanım. Merhaba Emine'cim. Habersiz geldim ama davetsiz misafir kabul ediyor musun? Ne demek? Lütfen buyurun. Sana özel olarak teşekkür etmek istedim. Dün akşam iftar için yaptığın yemekler harikaydı Emine. Ellerine sağlık. Demek memnun oldunuz. Fazlasıyla. O zaman ne mutlu bana. Bu arada buraya gelmişken bugünkü malzemeleri de getireyim istedim. Ay niye zahmet ettiniz? Hay Allah. Buraya kadar taşıdınız. Ben bunları mutfağa bırakayım, siz de salona geçin. Yorulmuşsunuzdur. Merhaba delikanlı. Merhaba. Tanışalım mı? Ben Meral. Ben de Özgür. Özgür. Ne güzel ismin varmış senin. Kim koydu bu ismi bakalım? Bilmiyorum. Ay Emine maşallah çok tatlıymış. Yeğenin mi? Şey sayılır. İlkay'ın yeğeni. Şerif'in oğlu yani. Ah, ben senin babanla çalışıyorum biliyor musun? Çalışırsan çalış. Ne yapabilirim? Hem o benim babam değil ki. Şerif abi, akşam için Emine ablaya hangi malzemeler alınacak? Ha bir de hangi isteği vereceğiz? Ne yapılacağını Meral Hanım biliyor. O gelince ben malzemeleri alıp Emine Hanım'a götürürüm. Yok abi gerek yok. Dünkü gibi yine ben götürürüm. Getir götür işlerini ben yapıyorum biliyorsun. Sen hiç boşa yorulma. Tamam koçum ben hallederim. Sen işlerine bak. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Meral yok mu? Yok, henüz gelmedi. Allah Allah. Evden benden önce çıktı halbuki. Kafeye gidiyorum dedi. Nerede bu? Fındığım, ben beslenmeni hazırlamıştım. Mutfakta masanın üzerinde. Git al çantana koy. Ama dikkatli koy, dökülmesin, tamam mı? Tamam. Ay Emine, kusura bakma ne olur ben yanlış bir şey söyledim herhalde. Öyle babam yok filan dediğine göre. Yok Meral Hanım, sizinle bir ilgisi yok. Buyurun oturun şöyle. Özgür'le Şerif arasında bazı problemler var. Özgür de bu konuda fazlasıyla hassas. O yüzden size öyle söyledi. Ben de bir şeyler duymuştum ama meseleyi tam olarak bilmiyorum tabii. Yani sizi öyle yan yana görünce yeğenim filan sandım. Of kusura bakma ya ne olur. Yok Meral Hanım sıkmayın canınızı. Zaten artık herkes her şeyi biliyor. Saklamanın bir anlamı yok. Şey Şerif hapisteyken bir oğlu olduğunu bilmiyordu. Nasıl olur? Yani insan oğlu olduğunu nasıl bilmez ki? O kısımlar biraz karışık. Kendini aldatan kadının çocuğunu kabullenmek zor geldi tabii ona. Bir türlü sevemedi Özgür'ü oğlum diye. Hay Allah ya. Çok fena olmuş. Şerif Özgür'ü istemeyince doğal olarak Özgür de ondan uzaklaştı. Artık babasıyla aynı evde bile kalmak istemiyor. O yüzden de bir süredir bende. Ama sen Özgür'ü çok seviyorsun. Bakışlarından belli. Hani öyle bakmış olmak için bakmıyorsun. Çok seviyorum evet. Kendi çocuğum olsa bu kadar olur. Zaten elimde büyüdü nasıl sevmem.
Sadece üzülüyorum. O da elde değil. Yıllardır yüzüne baktıkça içim eziliyor babasını özlüyor diye. Evet, babası geldi. Ama bir dokunmadı, bir sevmedi bile. Ben de işte elimden geldiği kadar sevgi gösteriyorum. Yani babasından görmedi, bari bizden sevgi görsün diye. Canım, birazdan çıkarım ben. İstersen buluşup bana gidelim. İstersen ben gideyim, sen gel. Nasıl yapalım? Ya Yavuz, eve gitmesek, bir kafeye gidip otursak. Hatta ben senin çalıştığın kafeye gelsem, otursak güzel güzel çay içsek. Ha, olmaz mı? Aşkım, tamam da ya burada o kadar rahat edemeyiz ki. Sonuçta burası iş yeri. Ya evde ne güzel otururduk işte. Aşkım, orada da otururuz güzel güzel. Tamam, oturalım da sen bu ev mevzuna niye bu kadar takıldın anlamadım. E dün de çekip gittin zaten. Aşkım, sanki bilmiyorsun. Dün midem bulandı diye kalkmak zorunda kaldım. Yani daha sonradan kalıp sana sıkıntı vermek istemedim o yüzden. Başka zaman evde otururuz ha? Geleyim mi? Tamam canım, tamam, gel. Dur, adresi vereyim. Tamam, dur, yazıyorum. Yavuz! Müşteri Söyle. Koçum. Ben burayı bir yerden biliyorum ama... Neyse. Aşkım, müşteri geldi, kapatmam lazım. Ben seni sonra ararım. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz o zaman. Geleyim de eve. Yine öpmeye çalıştı mı? Tabii ben biliyorum, o öpücükler öyle masumca kalmayacak. Devamı gelecek. Yok yok, iyi yaptım gitmemekle. Aferin bana. Ben de bu kendi kendine ne konuşuyor diyordum. Anne, sen beni mi dinliyordun? He, seni dinliyordum. Benim işim yok ya. Evde odaları dolaşıp dolaşıp kapıları dinliyorum. O ne o? Nereden çıktı bu telefon? Ya sen hani bir öncekini kırmıştın ya. Ben de hani o beğenmediğin stilistlik yarışmasından kazandığım 3000 dolarla kendime yenisini aldım. Tamam tamam. Görgüsüzleşme hemen. Paranı böyle çarçur edersen her hafta bir yarışma kazanman gerekecek. Her gün olsun o yarışma. Her gün kazanırım. Sen daha geç dalganın 100 yılın yeteneğiyle. Tamam tamam. Şımarma hemen. Terzi Hanım. Anne, tanıdık tanımadık herkes tebrik etti beni, sen hala benimle dalga geçiyorsun. Geçerim tabii. Doğru düzgün bir meslek seçseydin sen de. Ha, bir şey soracağım sana. Ama sadece merakımdan, kızmayacağım. Sonra doşum. Şu mankenin üzerindeki elbise. Yani şu, buna elbise denirse tabii. Yani bu elbise mi, mayo mu belli değil. Bunu giyen neresini örtecek? Ya da örtse ne değişecek? Ya bunu her tarafı gözükür. Anneciğim, ona o gözle bakmayacaksın. Yani bu şov maksatlı bir şey. Şov maksatlı bir şeyse at gitsin o zaman. Allah Allah, mankeni de maymuna çevirmişsin. Anneciğim, bu illa biri giysin diye yapılmış bir şey değil ki. Yani ben sadece bunu tasarladım. Dileyen içine bir şey giyer veya aksesuar olarak kullanır. O onun bileceği iş. Yani sen giymeyeceksin. Herhalde ki giymeyeceğim anne, manken miyim ben? Ben sadece tasarlıyorum bunu. Kim giyerse giysin, bana ne? İyi. Giymeyeceksen sorun yok. Ama giyenlere de benzeme yani. Bir dakika, bir dakika, anlamadım. Keşke sevginden kaçabilmenin bir yolu olsa. Ah Ali, ah. Ömrümün sonuna kadar mutsuz mu olacağım? Bu sevda yaralarıyla mı yaşayacağım hep? İçimde yanan bu ateşi başka bir ateş söndürebilir mi? Yapabilir mi bunu Rauf? Yaralarımı iyileştirebilir mi? Oo Ali Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Kimi kandırıyorum ben ya? Kimi unutuyorum? Onu unutmam imkansız. Aşkımız kadar imkansız. Anlıyorum Safa Bey. Hı hı. O kavşak hep tıkanık olur zaten. Ya, tabii tabii. Biraz daha geç başlayabiliriz. Biz de daha toparlanamadık. Görüşürüz. Al işte yine kapı. Rauf da yok ortada. Sanki anlaşmışlar gibi ikisi de kayboldu. İlkay Hanım nerede? Bilmiyorum. En son dün akşam gördüm.
Evet, birlikte çok vakit geçiriyoruz ama 24 saat birlikte değiliz. Hem sen İlkay'ı neden arıyorsun? Dün akşam hıncını alamadın galiba. Üzdüğün yetmedi. Rauf, kime nasıl davranacağımı senden öğrenecek değilim, tamam mı? Benim derdim iş şu anda. Toplantı başladı başlayacak ama İlkay Hanım yok ortalıkta. Telefonu da kapalı. Öyle mi? Allah Allah. Bu İlkay'ın iş disiplinine uyan bir şey değil. Vallahi beni şaşırmıyorum aslında, biliyor musun? İlkay seninle çalışmaya başladığından beri çok değişti. İş disiplinine uymayan bir sürü davranışta bulunuyor. Şimdi beni hiç ilgilendirmiyorsun Ali. Ben İlkay'ı merak ediyorum. İşe gelmemişse mutlaka bir sorun vardır. Rauf Bey, İlkay Hanım aradı sabah. Evde bir sorun varmış, gelemeyeceğini söyledi. Tamam Deniz, sağ ol. Allah Allah. Ne oldu ki? Ama her şeye rağmen Özgür yanında senin gibi bir insan olduğu için çok şanslı Emine. Aman Meral Hanım, siz buna şans mı diyorsunuz? Yavrucağı daha bebekken annesi bırakıp gitti. Babası deseniz 7 yıl hapisteydi. Yavrum, baba özlemiyle yanda tutuştu. Ben, İlkay, dedesi, büyük halası, hepimiz annesinin babasının yokluğunu doldurmaya çalıştık ama babanın annenin yerini tutar mı hiç? Doğru söylüyorsun. Babanın yerini hiçbir şey tutmaz. Ama ne yapalım işte? Onların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Ya ne yapalım, babaları yok diye, değil mi? Öyle ama şimdi babası var. Ama yine yok. Daha hapisten çıkar çıkmaz reddetti oğlunu. Hem de Özgür'ün yüzüne baka baka. Hiç öyle bir insana benzemiyor. Yani Şerif'i yeni tanıdım ama mert, dürüst, şerefli bir insan gibi göründü gözüme. Evet, öyledir. Ama yaşadıkları katılaştırdı onu. Karısıyla yaşadıkları ayağına sürekli çelme takıyor. Yakasını bırakmıyor. O da öyle bir başına karanlığın içinde kör bir savaş veriyor. Kendini kurtaramıyor bu esaretten. Ah, şimdi anladım. Özgür babasını görmek istemediği için sen yemekleri Şerif'in getirmesini istemedin, değil mi? Hı hı. Ondan. Meral Hanım, siz de gördünüz durumu. Yemekleri almaya Şerif gelmezse Özgür için daha iyi olur. Yalnız bence bu kötü bir yol değil mi Emine? Yani çocuğu babasından uzaklaştırmaktansa daha da yakınlaşmalarını sağlamak gerekmez mi? Öyle ama biz yine de her yolu denedik, olmuyor. Zaten Özgür de şimdi babasına tepkili. Şerif buralara gelmezse daha iyi olur. Doğru, sen bilirsin. Ne aldınız? Ne pişiriyoruz bugün? Patlıcan kebabı yapmayı biliyor musun? Bilirim tabii, bilmez miyim? Patlıcan kebabı, pilav, cacık. Tamam, o zaman mutfağa geçelim. Efendim. Merhaba Şeker teyze. Ben Rauf. Nasılsınız? Aa, sağ ol evladım. Sağ ol. İyiyim. Hamdolsun. Sen de iyisin inşallah. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. İlkay nasıl? İyidir inşallah. Aa, bir dakika oğlum. Siz beraber iş gezisine gitmeyecek miydiniz? İlkay sabahtan çantasını hazırladı, çıktı. Tabii. Ben daha şirkete gitmedim, dışarıdayım. Hani çıkmadıysa onu da şirkete getireyim diyecektim. Yok, çıktı evladım, çıktı. Ama Rauf yavrum. Yavaş gidin. Kaza bela gelmesin başınıza. Geç olsun güç olmasın çocuğum. Tamam, siz merak etmeyin. İlkay Hanım Eminellerde. Ondan hiç şüphem yok evladım. Ama işte uzağa gidince insanın aklı kalıyor. Siz hiç merak etmeyin, biz yavaş yavaş gider geliriz. Hadi sağlıcakla gidin oğlum. Güle güle. Allah işinizi rast getirsin. Hoşça kalın. Sabah apar topar evden çıktın ha? Nereye gittin İlkay? Ne yaptın? Ay Meral'cim, nerede kaldın? Çok merak ettim. Telefonunu da yanına almamışsın. Ay geldim işte ablacığım. Dışarıda biraz işim vardı da. Baksana ne güzel peçeteler aldım. İyi yapmışsın canım. Ben şunları içeri götüreyim. Sağ olasın. Hoş geldiniz Meral Hanım. Hoş bulduk Şerif. Siz gelmeyince akşam iftar için yemek malzemesi almadık. Listeyi verin de gidip halledeyim. Ben o işi hallettim bile. Hallettiniz mi? Önce markete, oradan da Emine'ye uğradım. Emine'ye mi? Evet, yemekler için teşekkür etmek istiyordum zaten. Gitmişken önümüzdeki günlerin yemek listesini de yaptık. İyi yapmışsınız. Hem iyi ki de gitmişim.
Orada çok hoş bir delikanlıyla tanıştım. Delikanlı mı? Çok tatlı, çok zeki. Ay Özgür'le tanıştım orada. Ha, tamam anladım. Ama bana böyle biraz hüzünlü gibi geldi. Sanki bir sıkıntısı var onun. Öyle mi? Hay Allah, ben bir elimi yıkayayım. Ay durum Emine'nin dediği kadar vahim herhalde. Burası Selçuk abiyle Meral ablanın kafesi. İh be Yavuz, çalışacak başka kafe kalmadı çünkü. Geldin mi canım? Geldim canım, kapının önündeyim. Niye içeride değilsin de kapının önündesin? Sorana kadar bir zahmet dışarı çıkıversen diyorum Yavuz. Tamam dur, kapat, geliyorum. Neden içeri girmedin Asu? Yavuz, bula bula bu kafeyi mi buldun, çalışacak başka kafe mi kalmadı? Anlamadım, nesi var ki kafenin? Ya Yavuz, bu kafe Selçuk abiyle Meral ablanın kafesi. E'si Meral abla, annemi tanıyor, burada oturamayız, hadi yürü. Ya saçmalama Asu, müşteri olarak geldin. Meral ablanın işi başından aşkın, seni mi fark edecek, yürü hadi. Ya. Yürü hadi. Sen şöyle otur. Ben içecek bir şeyler getireyim sana. Al işte, gördü. Emine, hayırdır, nereden böyle? Ya marketten geliyorum. Meral Hanım'a dolma yapıyordum da kuş üzümü bitmiş, onu almaya gittim. İşte gitmişken de biraz alışveriş yaptım. Anladım. Nasıl gidiyor kafede işler? Şerif abi. Ali, bu işi sen istedin diye kabul ettim. Meral Hanım zor durumda kalmasın diye. Şerif çalışıyormuş, çalışmıyormuş, inan hiç umurumda değil. Onun adını bile duymak istemiyorum. Neyse, sen eve geldin herhalde. Yok, ben şeker alayı uğrayacaktım. Ya İlkay şirketi aramış da bir sorun olduğunu söylemiş, merak ettim. Hiç uğrama Ali, İlkay evde yok. Nasıl yok? Nerede peki? Ya biraz kafa dinlemek istiyormuş. Bir iki günlüğüne bir yere gitti. Of. Vallahi benim yüzümden gitti. Ben çok kötü davrandım. Nereye gittiğini söyledi mi sana? Ya böyle gölü olan bir yere... Neyse. Bana sorma Ali. Hatta boş ver, kimseye sorma. Yapma bunu. Bırak bu sevdanın peşini. Bırak da sönsün kızın içindeki ateş. Ya böyle sürekli körüklersen ölene kadar mutluluk nedir bilmeyecek. Ben sadece merak etmiştim. Merhaba damat. İşten kaçıp kaçıp karını mı görmeye geliyorsun? Siz de kardeşinizi yalnız bırakmaz oldunuz. Niye bu yakınlık anlamış değilim. Ben kardeşimi değil, Emine Hanım'ı görmeye geldim. Beni mi? Evet, müsaitseniz sizinle konuşmak istiyorum Emine Hanım. Özel. Ha, tabii. Buyurun. Ay çok sevindim Asu'ya. Ne yapıyorsun şimdi? Hemen gidiyor musun Paris'e? Yok, hemen gitmeyeceğim. Yani biz araştırdık, o hakkımı daha sonra kullanabiliyormuşum. Hayrola, ne oldu Firtüze abi? Aman sorma Yavuz, dün çalışıyordu, bugün çalışmıyor. Akşama da kızartma yapılacak. Şerif, olabilecek gibi mi bu? Merak etmeyin, hallederim. Yapılamayacak bir şey değil. İyi, kolay gelsin. Sağ ol koçum. ÖSS'ye hazırlanacağım bu arada. İyi, çok iyi. Ay çok heyecan verici bir şey. Al Asucuğum. Siz arkadaş mısınız? Evet, sadece arkadaşız. Biz Yavuz'la aynı okuldayız. Yani aynı okuldaydık. Ama sadece arkadaşız. Yani şimdi o biliyorsunuz mezun oldu, üniversiteyi falan kazandı ama biz hala arkadaşız. Meral abla, aklına başka bir şey gelmesin. Tamam Asucuğum, sakin ol. Sadece arkadaşsınız. Ha. İyi. Yavuz'cum sen otur biraz. Sadece arkadaşınla. Sonra işlerimize bakarız, tamam mı? Asucuğum annene selam söyle. Tabii ben söylerim.
Buyurun şöyle geçin Rauf Bey. Ay kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık. Malum Özgür biraz yaramaz bir çocuk. Asıl siz kusura bakmayın, böyle aniden geldim. Yok canım, sorun değil. Ne ikram edeyim size? Lütfen oturun Emine Hanım. Buraya neden geldiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Ben İlkay Hanım'ı merak ediyorum. Eve telefon ettim. İş gezisine çıkıyorum diye apar topar evden çıkmış. Ay hay Allah, evi mi aradınız? Tüh, keşke aramasaydınız. Yo merak etmeyin. Ben durumu düzelttim. Ancak nereye gittiğini de merak etmedim değil. Herhalde siz biliyorsunuzdur. Yok, ben bilmiyorum. Yani asıl sabah şöyle bir uğradı da hani kafamı dinleyeceğim falan dedi. Ama ben biraz uykuluydum da anlamadım. Bakın Emine Hanım, bu ailede bıraktığım ilk intibağın çok iyi olmadığının farkındayım. Hala bunu düzeltmeye çalışıyorum. İlkay benim için çok değerli biri. Onun kılına zarar gelmesini istemem. Mutlu olsun isterim hep. Belli ki çok zor günler geçiriyor. Siz onun nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Bana söylerseniz belki bir yardımım dokunabilir. Afiyet olsun. Yavuz gel. Asu sadece arkadaşız, sadece arkadaşız dedi ama ben anladım durumu. Da şeyi anlamadım. Bu kızcağız niye bu kadar tedirgin? Ha? Benden mi çekiniyor? Yok abla, seninle bir alakası yok. Ya annesi, Adalet teyze. Ya nasıl desem, beni pek sevmezdi. Nedenmiş o? Aslında uzun bir hikaye. Ya bazı yanlış anlaşılmalar oldu da. Ama huysuz kadının tekidir zaten. Hem de ne biçim. Ya huysuz kelimesi az kalır, o kadar yani. Sen Asu'ya söyle. Benden çekinmesine gerek yok, tamam mı? Teşekkür ederim ablacığım. Ya Yavuz, yalnız dikkatli hareket edin. Yani burası bir iş yeri biliyorsun. Tamam ablacığım. Ama eğer istemezsen gelmeyebilir. Ay abartma canım. Dikkat edin dedim, o kadar. Burada her şey yolunda Elma Şekeri, merak etme. Asıl sen nasılsın? Kafanı dinleyebildin mi biraz? İşte. Burası çok güzel. Bir görsen. Yeşillik, göl filan. Huzur veriyor yani. Ama kaçmak o kadar da iyi bir fikir değilmiş Emaşum ya. İnsan kaçtığı yere de yüreğini, acılarını götürmüyor mu sanki? Canım ya. Neyse, değişiklik oldu, boş ver. Ya İlkay. Efendim canım. Ali. Ali geldi, seni sordu. Ali mi geldi? Niye gelmiş ki? Söylediği o kadar sözden sonra niye beni soruyor ki? Niye sorduğunu bilmiyorsun sanki. Yani ne yaparsa yapsın, ne derse desin seni sevdiğinden, kıskandığından yapıyor. Hiçbir şey bilmiyorum artık Emine. Kafam karma karışık. Ya İlkay. Kızacaksın ama senin nerede olduğunu birazcık ağzımdan kaçırdım ben. Emine, yani iyi ki kimseye söyleme dedim ya. Neyse boş ver, nasıl olsa gelmez. Yok, tam söyledim sayılmaz da işte böyle gölü olan bir yer falan dedim. Aslında o değildi. Asıl Rauf Bey. Emine, kapı çalıyor. Ali mi geldi yoksa? Dur ben seni sonra ararım, tamam mı? Hadi hoşça kal. Of. Ya telaşlanmana gerek yok. Meral abla çok iyidir. Hem ben söyledim zaten. Hiç çekinmesin. Ben gençlerin halinden anlarım dedi. Ne? Yavuz nasıl söylersin bunu ya? Ya anneme söylerse? Söylemeyecek. Merak etme. Söz verdi, aramızda kalacak. Olsun, ben yine de çok korkuyorum. Ya neyse boş ver şimdi bunu da. İşten sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz canım? Evlerimize gidip paşa paşa oturuyoruz. Bana gidelim, yemek falan yaparız. Yok, sana gitmeyelim.
Yani benim iftarda evde olmam lazım. Ha, anladım. E sinemaya gidelim o zaman. Yok, orası çok karanlık. Nasıl ya? Ya Asu, iki gündür çok tuhaf davrandığının farkında mısın? Ya dün de öyle çekip gitmene bir anlam veremedim. Ya köşe bucak kaçtın benden ya. Kaçmadım canım, niye kaçayım Yavuz senden? Bak buluşalım dedin, hemen koşa koşa geldim. Kaçtın falan yok yani. Asu, onu kastetmediğimi biliyorsun. Ben hani baş başa olamıyoruz diye söyledim. E baş başa kalacağız da ne olacak Yavuz? Yine oturup sohbet etmeyecek miyiz? Hem benim seni görmem mutlu olmama yetiyor. Tamam Asu, tamam. Neyse, müşteri geldi. Ben biraz kafeyle ilgileneyim, kaytoruya gibi olmasın. Tamam, ben de kaçıyorum zaten. Meral Hanım, fırını tamir ettim. Tamam Emineciğim. Ben konuştuğumuz gibi Yavuz'u gönderir, yemekleri aldırırım. Öptüm canım, sen sağ ol, hoşça kal. Yavuz! Ya Emine yemekleri yapmış, alıp gelir misin? Tabii. O siparişleri ver, ben hallederim. Benim de bir fatura yatırmam gerekiyor. İzniniz olursa gidip yatırıp geleyim. Tabii tabii, çıkın. Ama çabuk dönün, olur mu? Yavuz, sen bunu yatırıver. Yemekleri ben almaya giderim. Ama abi, sana zahmet olmasın. Getir götür işlerini ben yaparım. Aslanım, sen zaten o işi yapacaksın. Hadi uzatma, al getir şunu. Peki abi. Hadi koçum. Rauf, nasıl buldun beni? Zor olmadı. Neden geldin buraya? Neden kaçıyorsun? Bir şeyden kaçmıyorum Rauf. Sadece biraz değişiklik olsun diye geldim. İlkay, sen ailesine yalan söyleyip tatil yapacak, işe gelmeyecek biri değilsin. Ben seni iyi tanıyorum. Bakışlarından ne düşündüğünü anlıyorum artık. Seni rahatsız eden bir şey var. Çok mutsuzsun. Sorun ne? Yok bir şey Rauf. Çok bunaldım bu aralar. Çok yoruldum. Biraz dinlenmek, uzaklaşmak için geldim buraya. Son zamanlarda her şey üstüme geliyor. Artık tek başıma altından kalkamıyorum hiçbir şey. İyi ya işte. Ben buradayım. Yanındayım. Anlat bana. Paylaş benimle İlkay. Bak gerçekten paylaşacak bir şey yok. Öyle mi? Neden kaçıp geldin o zaman buraya? Sen hiç de benim tanıdığım İlkay'a benzemiyorsun. Ve bana hiçbir şey yok diyorsun. Ben gerçekten çok üzgünüm. Halbuki seninle dertlerimi, sıkıntılarımı, hüzünlerimi paylaşmıştım. Ama görüyorum ki sen de aynı güveni sağlayamamış. Ben çok üzgünüm. Gerçekten. Ama seni iyi gördüm. Bu bana yeter. Rauf. Ben bu yükü daha fazla kaldıramayacağım artık. Seni kandırmak istemiyorum. Oyun oynamaktan bıktım. Ben şimdiye kadar yalnızca bir tek kişiye aşık oldum. O da Ali. Şerif. Yemekleri almaya geldim. Al ve git. Emine dur. Ne yapıyorsun? Yavaş ol. Yavaş mı olayım? Asıl sen yavaş ol. Ne işin var burada? Ha? Niye geliyorsun? Ben Meral Hanım'a Yavuz gelsin alsın yemekleri demiştim. Sen niye geldin? Meral Hanım mı gönderdi seni? Hayır. Ben gelmek istedim. Niye?
Beni iyice üzmek için mi? Hı? Beni ne hale getirdiğini görmek için mi? Yeterince küçültmedin mi beni? Mehtap'ın acısını benden mi çıkarıyorsun? Hoşuna mı gidiyor beni böyle perişan görmek? Başka? Hadi çekinme, çekinme. Dök eteğindeki taşları. Benim eteğimde taş maş yok Şerif. Asıl senin yüreğin taş olmuş. Kafanda sadece Mehtap var senin. Kadın deyince aklına sadece Mehtap geliyor. Lanet olsun, bıraktı gitti işte. Seni yenmedi. Mağlup değilsin. Acısını çıkaracağım hiçbir şey yok. Emine. Ama olmaz. Sen Şerif'sin. Sen yenilmezsin. Mehtap'ı bulamazsan başkalarından çıkarırsın acısını. Kim olursa olsun. Kim geçerse elini ondan çıkarırsın. Özgür mü var elinde? Çıkar acısını Mehtap'ın. Emine mi var? Çıkar acısını Mehtap'ın. Kendini ezilmiş görüyorsun ya. Ondan bütün bunlar. Bizi de ez. Yok et. Bitir. Böyle geçecek herhalde acısı ha? Böyle tatmin olacaksın. Emine yeter. Yalan mı ha? Yalan mı? Ali ile biz çok iyi arkadaştık. Çocukluğumuzdan beri. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Ben Ali'ye aşık oldum. Yıllarca onun da beni sevdiğini düşündüm. Bir gün Ali benimle konuşmak istediğini söyledi. Heyecanlandım. Onun da bana aşkını itiraf edeceğini sandım. Ama o Nazlı ile evleneceğini söyledi. Yıkıldım. Mahvoldum. Ona Nazlı ile evlenme, beni seç dedim. Ama o Nazlı'yı seçti. Onu hala seviyor musun? Çok zor oldu. Ama ben o defteri kapattım artık. Şimdi belki benimle ilgili hayal kırıklığına uğrayacaksın ama evet. Onlar nişanlıyken de ben Ali'yi sevdim. Hatta içten içe bu ilişkinin bitmesini istedim. Ve şimdi bu düşüncelerim yüzünden nefret ediyorum kendimden. Yok yok. Kendinden nefret etme. Gönül her zaman ferman dinlemiyor. Ben Ali'yi akıllı bir çocuk zannederdim. Halbuki seni kaybedecek kadar aptalmış. Hakikay. Sana karşı hislerim o kadar güçlü ki hiçbir şey değiştiremez bunu. Ben bir kere sevdim seni. Hayatımda ilk defa bir kadını gerçekten sevdim. Ben üzgünüm Rauf. Bunları üzülmen için söylemiyorum ki. Hayatta en son isteyeceğim şey senin üzülmendir. Ben de seni üzmek istemiyorum. Ben bir hata daha yapmak istemiyorum. Bu yüzden senden uzak duruyordum. Seni üzmemek, kırmamak için. Ben seni bekleyeceğim. Beni bekleme Rauf. Çünkü dünyadaki en zor şeydir beklemek. Ben bilirim. Kendimi de bilirim. O yüzden sen beni bekleme. Hayatta bazı şeyler vardır ki her şeye değer. Ben seni bekleyeceğim. Yeter artık Şerif ya, yeter. Gördün işte bak. Tamam. Ezdin. Perişan oldum. Mahvoldum. İçin rahat olsun. Yüreğin soğuyacaksa soğusun. Ama yeter. Karşıma çıkıp her gün aynı acıları yaşatma bana. 7 yıl bekledim seni be. 7 yıl. Sen cezaevinde hapistin. Ben evde hapis kaldım sana. 7 yıl. Ama bak. Sonunda geldiğim yer bu işte. Emine. Ben sana hiçbir zaman ümit vermedim. Sen benim geçmişimi... Yeter artık yeter. Hiçbir şey duymak istemiyorum, anladın mı? Ne geçmişini ne de çektiğin sıkıntıları. Bu söylediklerin yenilir yutulur şeyler değil. Emine,
bunları bana başkası söyleseydi elimde kalırdı. Allah'tan kim olduğunu ve neden söylediğini biliyorum. Beni tanıdığını unut. Çünkü ben seni tanıdığımı unuttum. Bundan sonra Özgür dışında hiçbir nedenle kapımı çalma. Ne benim için. Benim için çalmazsın da zaten. Ne de başka bir şey için gelme bu kapıya. Asla gelme. Yalancı akşamlar.